bilgilendirmeye geçeyim. Zaten çok zaman uzadı. O anlamda herhalde Şenol Kupalar peşiniz gibi eşekli bilgilendirme yapacak mısın? Sıramızdan anlayayım. Aslında kısa bir açıklama yapmak isterim. Bir şey konusunda o var gelişme. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu özellikle 13 Haziran'da mesleğimizin kabul edilişinin yılında bir tüm Türkiye çapında meslek yüklerine karşı meslektaşların huzursuzlukları tabii ki ciddi anlamda odaya da yansıyor. Bu konuda tabandan da ciddi bir talep var, destek var. Bu konuda bir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi kentlerimizde bir miting düzenlenme söz konusu. Bununla ilgili 13 Haziran'a kadar izinlerin alınması gerekiyor. Gerektikten sonra duyurulacaktı ama biraz önce Simge Hanım'la görüştüğümüzde Yahya Arkan Facebook sayfasında 13 Haziran'da bir araya geleceğimizi ilan etmiş anladığım kadarıyla. Bu konuda İsmail'e de belki bilgi geldi. Yani en azından web sayfasına konuldu. Muhtemelen arkadaşlar böyle bir miting çalışmamız olacak. Özellikle son yıllardaki ki Ziya Başkan da söyledi, hakikaten meslek kırılma noktasında artık dayanılmaz yükler altından meslektaşlarımız ciddi anlamda eziliyor ve bununla ilgili bir dur demenin, gidişata dur demenin zamanı gelmiştir. En azından bunu biz sesimizi duyurmak adına yapılacak bir girişim olarak değerlendirmek lazım. Ben bunu paylaşmak istiyorum arkadaşlarıma. Bu kadar. Teşekkür ederim. Peki bu ayın 13'ünde de İstanbul çapında eğitimler var. Yani bundan nasıl bir sonuç bekleniyor ki? Muhtemelen başkan... En azından çarşamba günü bu eğitim iptal edilemez. Öyle olabilecektir. Muhtemelen öyle bir şey söz konusu olacak. Öyle olursa o da olur. Yani eğer o içeri girmezse insanlar buna da bakın katılımın dışında tepki gösterecek. Katılamayacak bir de tepki gösterecek. Çünkü hakikaten son zamanlarda bu kadar bu meslek bir meslek camiasının üzerine girinemez. Bu kadar kötü bir olay olamaz yani. Şimdi burada ben hiçbir şekilde meslek yöneticilerini de suçlayamıyorum. Gerçekten onlar tavırlarını koyuyorlar ama gördüğünüz bu mükellef bildirim listeleriyle ilgili olarak başkanımızın nasıl bir mesaj koyduğunu siteye gördük hep beraber. Biz ancak bunu bekleyebiliriz. Başka ne bekleyebiliriz ki? Sayın Bakan son günü 31 Mayıs gece saat 23.59'unu bekliyorsunuz diye. Bu herkes tarafından söylenebilecek bir söz değildi. Daha ne bekleyebilirim ki ben yöneticisi? Yani meslektaşın sorunlarına sahip çıkıyor ama bizler de tavrımızı koyacağızdır mutlaka. Çarşamba günü de eğitimlerinin iptal olması şart. Gerekirse muhtemelen bir gelişme olacak yine burada. Ben o konuda şu anda çok fazla bilgi sahibi değilim ama yani gelişmeler bu cenahta çok yakında zaten birkaç gün içinde bu konuda taşır. Erkan Başkanım da geçen hafta bu yüksek ticaretin bir tekne turu var. Ona da gittim ben. Nail Başkan da geldi. Bayağı sohbet ettik falan. Sonra bir şeyden bahsetti. Bir tepki konulması gerekiyormuş telgrafla. Geçen hafta içerisinde. Bir iki günlük bir süre varmış. Mükellef bildirimden ilk hafta. Ben de baktım çok ciddi bir tepki gösterilmemiş. Ben yadırgadım bunu. Şimdi yanındaki meslektaşlarına Bakırköy'den dedi ki ben duymadım ki dedi. Bu işin nasıl yapıldığını anlamadım ben. Şimdi böyle bir şey yok. Çok hayati bir konu. Çok hayati bilmiyorum ben detayını. Çok hayati. Mail de geldi. Çok hayati bir konu. Sonuç olarak o mailini açmadı da. Açmadı da açmayanlar azınlıkta 10 bin tane, 5 bin tane, 8 bin tane şey gitti. Fax geçti veya mail geçti. Çok güzel ama bu binde kaldıysa ne olacak? Yani buna bir bakmak lazım. Bu kadar büyük bir sıkıntı içinde 13 Haziran'da bir eylem varsa ciddi eylem olmalı. Bir fax eylemi varsa ciddi bu meslektaşlarımız için çok büyük bir problem. Şu anda hakikaten büyük bir sıkıntı evet. Yaşanacak yani. Bunu anlatabilmek için her yol denenmeli. Başkanım bunu da şöyle açıklamak lazım. Sizin o bildiriminizden sonra Türkiye'de insanlar artık korkuyla yaşıyor. Yani taraflısı tarafsız. Kendi siyasi tarafından olan insan da korkuyor. Yani mesleki zorluklar içerisinde tepki koyduğu zaman ismini giyiyor. Mail kayıtlı belgedir arkadaşlar. Öyle değil mi? Sicilinizde işler yani. Fax çekersiniz, herhangi bir yerden çekersiniz de.
Yani bu mail tamamen kayıt altındasın. Üçte biri zaten tepki göstermiyor. Evet. Kalan üçte iki bizler de duyarsız oluyorsa... Ama meeting, da... meeting daha farklı bir şey. Meeting de herkesin de... Ben bir şey demiyorum. Ben sonuç olarak ben diyorum. İş ciddi bir iş yani. Şimdi bu gelir dairesine, Maliye Bakanlığı'na, işte bürokratlara faks çekilmesiyle ilgili ilk gelişme aslında meslekte birlik grubundan yapıldı. Şimdi orada şöyle bir gelişme oldu. O grup belli platformlardan yayınladılar. Tabii ki belli bir sayıya da ulaştılar. O anlamda tepkileri onlar çıktı. Sonra odayla bu konularda bir tepki konusunda zaten bir şey de oldu. Bir tartışma ortamı oldu. Ta ki biliyorsunuz sözlü bir şey vardı. Söz var, uzatma. Uzatma sözü vardı. Son zamanlara kadar da uzatılmadığı için de bizim oda tarafından üyelere yönelik bunu mesaj olarak atılması konusunda bir talep oldu. Yani bu ciddi anlamda örgütlenmiş bir tepki değildi. O yüzden sayısı çok az kalmış durumdadır. O anlamda gelişme böyleydi. Hani iki grup, farklı grup bu konuda bir çıkış yaptı. O yüzden tam anlamıyla bir şey olmadı. Bir tepki, bir süreci yaşanmadı. Bu konuda ilgili bir şey söyleyeyim. Eğer 13 günde böyle bir tepki verilecekse, biz sektör bunun olarak çok nasıl organize olarak bir toplu verelim. Tabii. Böyle şey varsa daha iyi olur. Kesinlikle. Peki, başka bir şey başka, senin burada hatırlatmaların var. Belki sen kendin söyleyeceksin. Yemek varmış arkadaşlar. Erken gelmek isteyen değil mi? Yemek başkanım. Konusunu bırakayım ben teşekkür ederim. Mustafa Çotra teşekkür ediyoruz. Ona bir açıklık getirdik o zaman. Anlamayan arkadaşlar var. Çünkü konuyu, mevzuyu anlamayan arkadaşlar var. İki gündür böyle bir espri yayıldı. Müsaade etsen anlatabilirim. Şimdi içeriye girdik, Sayın Mustafa Çatık hoş geldin diyorlar. Yani şimdi tanımadığın adam olsa diyeceğim ki yani ismimi karıştırdı herhalde. İsmimi biliyor da soy ismimi karıştırdı diyor. Sonra duyduk ki esas konuşuymuş. Hasan Çatık da biz her yerde beraber gidip beraber geldiğimiz için beni Çatık olarak, Hasan'ı da Gürses olarak tanımlıyorlar. Yani birisi geldiyse ikisini gelmiş gibi kabul ediyorlar. Olay oradan çıktı. Biz de Hasan'la bunu benimsediğimiz için kusura bakmayın biraz yani ortamı yumuşatma, işte biraz da işin içine espri katma, canlı tutma anlayışıyla buna hoşgörüyle yaklaşık. Buyurun. Evet, bedenen yoksa da ruhen burada olmalıyım. Şimdi sunumlarda sigorta ve ciltleme makinesiyle ilgili taleplerinizi bizlere bilgi vermekten lütfen ihmal etmeyin. Ziya abiyle zaten sorun yok onunla tartışmış. Bilgiyi paylaşırız. Ancak Hasan abiye özel bir teşekkür etmek istiyorum. Yani her defasında bizi hiç kırmadı. Program müsait olduğu anda bize randevusunu zamanında yerine getirdi. Ama biz bugün özellikle ona ayırdığımız zamanı çok dar tutmak zorunda kaldık. Çok özür diliyorum. Güzel. Hasan abinin fanları oluştu. Yani ben bile tekrar mesleğe başlıyorum. Yani gelecek dönemde Hasan ön kibar günleri yapacağız diye düşünüyorum. Yani artık imza günleri gibi bir şey olacak ama önümüzdeki dönemde herhalde eğitimleri sadece size ait olan bir gün olarak, toplantılara da ayrı bir gün olarak programlayacağız gibi gözüküyor. Hakikaten biz fırça yiyoruz sizin yüzünüzden. Yani bu kadar iyi olmak zorunda değildiniz en azından. Öyle söyleyeyim. Böyle bir durum var. Bugün için Nusret abiye tekrar teşekkür ediyorum. Bu günkü toplantının tamamını iktisadidayanışma.com'da İktisadi TV'de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendisini diğer toplantılara da bekleriz. Hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah. Davetimizi uymadan da gelebilir. Gelecek dönemle ilgili bu dönem bitti sayılır. Artık yaz tatiline giriyoruz. Yaklaşık 9 ay boyunca elimizden geldiği kadar sizlere iyi şeyler yapmaya çalıştık. Bu anlamda bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten beğenilecek işler de yaptılar. Hem burada sunum yapan hem de diğer tarafta odamızın başkanının söylediği bir cümle var. Bazı arkadaşlarımız söylüyor ama anlamlı. Mutfağında çalışan arkadaşlarımız vardı. Mesela burada Yücel diye bir arkadaşımız var. Şu anda burada yok.
şu anda burada yok, ben Joker'im diyor değil mi? Öyle söylüyor, ben Joker'im, her işi yaparım anlamında. Yani o kadar çok çalışan arkadaşımız var ki hepsine tek tek teşekkür etmek istemiyorum. Buradaki katılanların önünde hepsine şükranlarımı sunuyorum. En son olarak da arkadaşlar, eğitimle ilgili gelecek dönem aslında Mustafa Başkanımız söyledi. Evet, çok yüklendik Hasan abiye ama o bundan gerçekten büyük keyif aldığını biliyorum. Ama bu ona yardım edebilecek arkadaşlarımızın da aramızda olduğunu düşünüyorum. En azından onun gözetiminde bu eğitimleri biraz paylaşmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Toplantıların formatıyla ilgili de önerilerinizi, düşüncelerinizi bekliyorum. En azından bir dahaki dönem toplantılarını talep edin. Hani biz bugüne kadar gençli Mustafa abi sen yönetir misin? İşte Mahrem abi sen yönetir misin dedik. Ama bundan sonra ben yönetirimi bekliyoruz açıkça. Bu anlamda en sonunda çelengimizi de arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptırdık. Bundan sonra çelenk parası en azından vermeyeceğiz. Toplu olarak verdik. Tüm o da yasaklandı. Götüreceğiz. Efendim abi? Çelenk kurmak da yasaklandı artık. O da artık çelenk kurmak da yasaklanırsa. Ben katılımlarımızdan dolayı ki katılımın daha çok olmasını bekliyordum. Ama dün iki gün arka arka eğitim olunca biraz herhalde sıkıntı yaşadık. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Umarım iki ay sonra daha iyi programlarda görüşürüz diyorum. Son olarak yemek var olayına. Evet. Yemek açılır edelim istersen başkanım. Nurullah herhalde aklıma gelmedi. Nurullah'ın kum kapıda müşterisi varmış. Para alamıyormuş. Dolayısıyla biz gidiyoruz hesabı Nurullah. Böyle bir yemek yemeğe gideceğiz, yemek Alman usulü herkes cebinden bir ortaklaşıyor diyoruz ama Nurullah'ı görürüz işte. Buyurun Murat. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Nurullah arkadaşımız her konuda sayısal olan arttı mı, indirim var mı diyordu. Ben tekrar davranış için Mustafa Başkan'a sözü bırakıyorum. Evet. Arkadaşlar, sabırla bizi izlemeye devam ettiğimiz için bugün bir şey, bir anekdotu daha söyleyeyim. Başkan beni aradı. Çarşambaydı biliyorsunuz bu toplantı. Ya dedi ki, o gün de eğitim vardı. Acaba devam etsek olur mu? Ben dedim ki, eğer dedim Hasan Önkübar gelecekse perşembe yapmaya razıyım dedi. Gelmeyecekse ondan sonraki toplantıya kimse gelmez dedim. Ben de dedim biraz bir çoğunluk olsun diye. O nedenle Hasan Üstad'ım teşekkür ediyorum gerçekten. Başkan, bir şey daha ücret konusunda arkadaşlar bir şey. Normal 85